Arkadaşlar merhabalar, hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Tayfun Topçuoğlu isminde bir takipçimizin bir sorusu var. 200'e almayı düşünüyorum yakıt olarak. E200 ile arasında çok fark var mı? 30 ila 35 bin arası bir bütçem var. Yani bu fiyatlarda bir 200'e almak istiyorum. 2500 lira maaşım ile binebilir miyim? Yoksa pişman mı olurum? Cevaplarsan sevinirim abi demiş. Ben de bu konu hakkında sizlere bilgilendirme yapacağım. Öncelikle Tayfun kardeşimiz sizin tamam alacağı araba mantıklı bir araba, mantıklı bir seçim. O paralara gerçekten güzel 200'ler var, bulunuyor. Pişman olmayacağı araçlar bulunabilir ama sonuçta ikinci el bir araç alıyorsunuz ve model yıl itibariyle de belli bir modelde oluyor. Bu modeldeki araca bu paraları bağladığınız zaman hiçbir sorun yaşamam ben. Bu paraya aldım ve binlerim, bir sıkıntı çıkartmaz gibisinden düşünmek de biraz, yani bilemiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizden önceki sahibi nasıldı? Aracın bakımları zamanında yapıldı mı? Eksiksiz ve tam olarak yapıldı mı? Orijinal ekipmanlar, parçalar kullanıldı mı? Bunları bilemediğiniz için hep bir soru işareti. Eksper'e soksan ne olacak? Eksper belli başlı şeylerine bakacak. Boya, kaporta durumu, efendime söyleyeyim işte aracın motor durumu ile ilgili size bir takım bilgilendirmeler yapacak. Fren durumu. Bu tamam, bir ön bilgi niteliğinde oluyor. Sorgulatabilirsiniz de. Sonuçta aracı almaya karar verdiniz. Bindiniz. Bir hafta sonra efendime söyleyeyim araçta şanzımanda bir problem çıktı veya diferansiyelde bir problem çıktı, ne olacak? Ben bu yüzden derim hep ikinci el araç alacak olanlar 3-5 bin liraya yakın bir bütçede kendilerine ayırsınlar. Yanlarında bulunsun. Acil çıkan durumlarda bu parayı kullansınlar diye. İşte hep bu yüzden derim. Artı bakımlarını yaptırdım deyip de yaptırmadıkları olabiliyor. Yan sanayi parçalar kullandıkları olabiliyor. Ekipmanlar kullandıkları olabiliyor. Ve bunlarla ilgili sıkıntılar, sorunlar çıkabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu bir. İkincisi, peki bu paralara güzel bir, bilinebilir bir 200'e alınır mı? Alınır. Çok daha mutlu olursun, bahtiyar olursun. Severek, isteyerek de binersin. Ama ve lakin maaş olayına geldiğimiz zaman 2500 lira gibi bir rakamla bu aracı ya idare ettirebilirsin esasında. Yani sonuçta daha düşük model bir araç alsan o araç masraf çıkarmayacak mı? Veya o araç yakıt, yakıtı biraz az olabilir. Çıkardığı masraflar biraz daha az olabilir 200'e göre. Ama yani sonuçta araç, alacağın aracın da durumu belli. Gönül rahatlığıyla o araca binebilecek misin? O araçtan gerçekten zevk alabilecek misin? Alabileceğin araçlar 30 bin liralık, 35 bin liralık araçların durumu nasıl olacak? Yani onu da değerlendirmekte fayda var. Tabii ki o araçların hiçbirisi belli bir model yılında da olsa 200'lerin yerini tutmayacak, tutamayacak. Yakıt durumuna en son geleceğiz. Pişman olmazsın, pişman olmazsın kardeşim. Ama velakin işte dediğim gibi bazı ufak tefek sıkıntılar, sorunlar çıkabilir. Ve onları yaptırırken harcadığım paralar belki zoruna çıkabilir. Ben bu aracı yeni aldım. Hiçbir sıkıntı, sorun çıkartmaması lazımdı. Neden çıktı falan diye hayıflanabilirsin. Ailenle ilgili bazı problemler olabilir. Bilmiyorum, bekar mısın? Ailen, çoluğun, çocuğun var mı? Bu parayla ev geçindiriyorsan ve bu araca binmeyi düşünüyorsan tabii ki belki zorlanabilirsin. Onu söyleyeyim yani. Sıkıntı yaşayabilirsin. Ama bekarsan, aldığın para sadece kendin kullanıyorsan, ufak tefek annenin babanın yanında kalıyorsan, onlara yardımların oluyorsa, ne bileyim, en azından kış aylarındayız, doğalgaz faturasını yatırırsın. Ya bana 600 lira, yani 598 liralık doğalgaz parası geldi ki, havayı görüyorsunuz burada şu anda. Kuşadası'ndayım, Söke'ye doğru yola çıktım. Burada hava sıcaklıkları gündüz zaten yağmur falan yağmadı sürece gayet güzel. Yani ama en düşük ısıda yanmasına rağmen 30 derecede 600 lira ben fatura ödüyorum arkadaşlar. Elektriği var, suyu var, mutfak parası var, masrafı var.
Bir de kendi bir takım alışkanlıkların varsa, işte ne bileyim sigara içiyorsan, alkol kullanıyorsan, yani bunlara ayırman gereken. Ben emekliyim, bakın ikinci bir işte çalışıyorum. Artık defalarca söyledim, boğazımda tüy bitti. Ve ben aldığım paranın, yani ben de şu anda asgari ücretle çalışıyorum. Senin de anladığım kadarıyla asgari ücrete yakın bir gelirim var. Yani şimdi belki biraz üzerinde. Şunu söyleyebilirim. Bu faktör de önemli. Yani eşinle konuş. Yani hiçbir kimsenin, ben aile düzeninin bir araba yüzünden bozulmasını da istemem. Tabii erkeklerin de durumu belli. Araba deyince akan sular duruyor. İnşallah hayırlısı olsun. Yani ben ne diyeyim bu hususta, ben de şaşırdım, bilemiyorum. Keşke gelirim biraz daha üst seviyede olsaymış, ama Türkiye'nin durumu da belli. İşte keşke ile falan, yani bu işler inşallahla maşallahla da pek olmuyor. İşte belli. Tabii yani biz yine şükretmeye devam ediyoruz, ama yani şükürle de bir yere kadar arkadaşlar. Çalışmadığınız sürece ikinci bir işte, yani Allah'a tabii ki hepimiz inanıyoruz. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ve gereklerini yerine getirdiğimiz oluyor, getirmediğimiz oluyor. Dini vecibelerimizi, ama şu var. Şu var arkadaşlar. Şöyle de bir söz var. Hani eşeğe sağlam bazı kazığa bağlayacaksın, kaçarsa kaçsın. Yani şimdi bütün artıları eksileri araba alacağın vakit göz önüne alacaksın. Buna göre son kararı vereceksin. Son kararı vereceksin. Şimdi gelelim istersen, daha fazla da konuyu uzatmadan, yakıt durumuna. Yakıt durumu hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi E200'lerle 200E'ler arasında tabii ki yakıt farkı var. Bunun nedenlerinden biri bir beygir gücü. Bu araç 136 beygir, 200E'ler 122 beygir. Hatta 200E'lerin daha önceki yıllarda üretilen modelleri de mevcut. İşte 85-93 arasında, 93'te bir motor revizyonu gördü. Makyajlı kasa falan oldu, ama şimdi 100 kilometrede 8.6 litre E200 kombi olarak arkadaşlar yakıt tüketirken ortalama bu şehir içinde 12 veya 13 litreye yakın bir sarfiyata çıkabiliyor. Ama ne de benzinde. LPG'de bunun üzerine 1-2 litre kadar veya 2-3 litre kadar koymanız gerekiyor. Şimdi LPG'nin de kalitesi önemli. Aldığınız akaryakıt istasyonundaki işte yakıtın durumu önemli. İşte beklemiş yakıt satarlarsa oktan cinsinden değeri düşüyor. Sürekli işte sirkülasyonu olan bir yerden alırsanız daha farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. En azından bir de ağırlık farkı var. Şimdi benim bindiğim şu aracın ağırlığı 1450 kilo iken bu 200E'lerde 1390 kilo. Yani bir 60 kilo orta siklet bir insanın veya işte bir iri kıyım çocuğun ağırlığı kadar. Bunu da göz önüne almak gerekiyor. 16 varfli, öbürü 8 varfli. Tabii bunlar çok fark ediyor. Ama ne kadar da fark etse sonuçta bir yarım litre falan oynuyor. Bunu bu şekilde söylemek istiyorum. 200E'lerde de yüksek modellerinde bu şöyledir, aşağı yukarı 90 ve model üzerlerinde, hatta 91-92, çünkü bunlar 4 farklı motor küçük farklarda revizyonu gördü. Beygir güçleri de farklılaştı. Biz genel olarak hepsi 122 beygirmiş gibi lanse edersek veya önceki serilerin içine girersek hiç çıkamayız arkadaşlar. Bunu bu şekilde lanse etmek istiyorum. 8.8 litrelik bir şey var, kombi tüketimi var. Peki şehir içinde ne kadar tüketir? O da 1 litre, yani yarım litre oynar. E200'de arasında 12, işte 13 litre arasıydı E200'ler. Bu da 12.5-13.5 arasında benzin tüketir. LPG'de dediğim gibi 100 kilometrede üzerine birkaç litre daha koymak, ilave etmek gerekiyor. Oktan cinsinden benzin değerleri yüksekse daha fazla kilometre yol alabilir. Motor daha sıhhatli çalışır, ama 95
Oktan'ın üzerinde de pek buralarda şu farklı şeye rastlamadım. Onu o şekilde söyleyebilirim. Hemen hemen herhalde bütün soruları cevapladım gibi geliyor. Başka eksik bir şey kaldığını zannetmiyorum arkadaşlar. Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibaret. Allah kolaylıklar versin. Allah bol kazançlar versin, nasip eylesin. Yani sıhhatli güzel bir çalışma temposuyla çalışıyoruz, ediyoruz ama tabii maaş durumları belli ve o şeyin üzerine çıkması gerek işte bir şekilde devletimizin, ama o barajı bir türlü geçirtmiyorlar. Yani artık bu konuyla ilgili de pek bir şeyler söylemek istemiyorum. Görüşmek üzere diyorum hepinize. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Dileklerimle birlikte bu vlogumu da sonlandırıyorum. Başka bir vlogda görüşmek üzere arkadaşlar.